Ne kadar borcun varsa hepsini halledersin. Vallahi ne diye bilmiyorum ki ya. Nasıl teşekkür etsem az yemin ederim. Bana değil Elif'e. Elif'e teşekkür edeceksin. Aslında 50 bin euro vardı ama 20 bin eurosunu ne yaptık? FMF hastaları için ve şehit aileleri için başlayacağız. Evet kardeşim. Gördüğün gibi şimdi gene sıfırdayız. Olsun abi ya, dün eksideydik ya, bugün sıfıra geldiysek bence gayet iyi yani. Bence başarılı yani. İyi. Her ne kadar anlaşamasak da bence Elif'in yaptığı çok büyük bir iyilik. Hem de nasıl? Bence artık geçmiş bir kenara bırakın Zafer. Bundan sonra hep beraber güzel günlere odaklanalım. Suna haklı. Geçmiş geçmişte kalsın artık. Giden gitti, biten bitti. Doğru mu? Şimdi önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Bir hedefimiz var. Ne? Kemer. Sonra Duka. Sonra bir bakmışsın finalde kim? Kim? Bak vardı. İnşallah o İrlandalı'yla karşılaşacağız. İnşallah kardeşim. Amin. İnşallah. İnşallah ya. Vallahi bak yemin ederim keyfim yerine geldi ha. Şu an iyiyim yani. Ay. Allah'ım. Ellerine sağlık güzel kardeşim. Sağ olasın. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şekersiz de değil mi bu? Evet sade. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Ne oğlum ya? Zafer hocam. Ha. Ben size bir şey sormak istiyorum. Hayırlısıyla. Söyle oğlum. Acaba söylemesen mi Keremcim, hazır keyifler yerindeyken Zafer hocan rahat rahat kahvesini içsin, işini gücünü halletsin. Sonra mı söylesen acaba? Hı? Oğlum bunun sonrası mı var ya? Hani herkesin keyfi yerinde, yüzlerde gülücükler açıyor. Kahvemiz gelmiş. Yani aile bir arada. Değil mi Nesli? Sen kahveni iç. İç kahveni. Allah Allah. Bırakın söylesin çocuk ya. Canımı mı alacak benden? Canımı mı istiyor? Söyle oğlum. Hocam biz Nesli'yle birbirimizi çok seviyoruz. Aşığız birbirimize. Evlenmeye karar verdik. Tabii siz de evet derseniz. Halacığım ya, öyle çat diye söylenir mi bu? Ya ben nereden ya, hani keyifler yerindeyken aradan söyleyeyim dedim yani. Ulan türkü mü bu? Keyiflenince söylesin. Olur mu öyle şey? Ya bilemedim ki ben abi. Yanlış yaptım mı? Her şeyin bir zamanı var, bir şekli var, şemali var, öyle değil mi? Bir adamı var, erkanı var. Yanlış yaptım değil mi? Yanlış yaptım değil mi? Bey kızım. Ha, yanlış yaptım. Yanlış yaptım ama. Sen benim kardeşimi seviyor musun oğlum? Seviyorum abi. Çok seviyorum. Çok seviyorum, ne olmaz o iş. Madem seviyorsun, bunun için canını, kanını, terini dökeceksin. O ringe çıkmadan evlilik, mevlilik, düğün, dernek yok. Önce bunları geçireceksin eline. Yüzü parmağına. Sonra geçireceksin.
Anlaştık abi. Neyi anlaştık lan? Neyi anlaştık? Daha anlaşmadık. 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 Bu dakikadan sonra, hatta bu saniyeden sonra... ...diyelim ki benim yavru Ceylan'ım yolda yürüyor. Ayağı çarptı bir yere. Ben senden bilirim oğlum. Pencere açık kaldı ya. Rüzgar çarptı sırtına. Ben senden bilirim. Gözümde nem mi gördün? Bak yaş değil ha. Nem. Senden bilirim. Yüreğinde gam mı var? Gene senden bilirim. Bu saatten sonra başına ne gelse oğlum... ...ben senden bilirim. Tamamdır abi. Ne yapacaksın? Abi yok. Evlilik olmadan abi yok. Hocama devam. Tamamdır abi. Tamamdır hocam. Öleceğini bilsen gene yalan söylemeyeceksin. Açlıktan gebersen var ya... ...doğru bildiğin düz yoldan şaşmayacaksın. Kazasına, belasına, kederine... ...böyle dimdik duracaksın, direk gibi duracaksın, anladın mı? Bir evliliğin direği de budur, gereği de budur. Tamamdır hocam. Bu da az psikopat değil ha. Hadi beni geçtim kardeşim. Yani dünya ağır siklet boks şampiyonu kız kardeşini böyle istemek nedir ya bu? Bu nasıl bir aymazlık ya? Bu nasıl bir zihinsel sıkıntı? Açtım.